Merhaba arkadaşlar, Devran Koleji İngilizce Uzaktan Eğitim'ine hoş geldiniz. Present Perfect Tense ve Just konusunu sizinle daha önce işlemiştik ama ben bugün bir tekrar etmek istedim size. Think bölümümüze baktığımız zaman I have just watched the new singing dog video diyor. Bildiğiniz üzere I, we, you, they'den sonra have, he, she'den sonra has geliyordu Perfect Tense'de. Just da have ve has yardımcı fiilimizin yanına geliyor arkadaşlar. Henüz anlamına geliyor. I have just watched, henüz seyrettim, henüz izledim. Neyi? Singing dog video, şarkı söyleyen köpeğin videosunu diyor. Burada ise arkadaşlar, he has just bought an awesome new video game. O diyor, harika bir video oyununu satın aldı. Henüz satın aldı. Burada just o anlamı veriyor arkadaşlar. Şimdi biz birinci örneğimize baktığımız zaman complete sentences with the present perfect form of the verbs in the parentheses and just use short forms diyor. Kısa formlarını yazacağız arkadaşlar. He, she, it de apostrof s, I, we, you, they de ve çoğullarda ise apostrof we olarak yazacağız hep arkadaşlar. Our team is winning, takımımız kazanıyor. Diego, he, she, it de biliyorsunuz ki has geliyordu. Diego buradan he olduğu için biz hemen has kısaca. Diego's just yazacağız. Henüz score. Peki üçüncü hali neydi skorun? İyi geliyor arkadaşlar. Düzenli olduğu için. Diego has just scored a goal. Henüz bir gol attı diyor. İkinci örneğimize bakarsak arkadaşlar. They are not hungry. Yani onlar aç değiller. They blah blah have lunch. Öğlen yemeğini henüz yediler anlamını vermemiz için they yazdıktan sonra just'ı ekliyoruz. Just kullanımı çok basitti. Sizler de hatırlayacaksınız. Have ve has'den sonra hemen yanlarına geldi. Hiç ayrılmıyordu onlardan. Parantez içindeki fiilimiz have. Üçüncü hali neydi? Had. Onu da ekliyoruz arkadaşlar. Üçüncü örneğimizde I blah blah finish my homework. It was easy. Kolaydı diyor. Yani henüz bitirmiş. I yazdıktan sonra just yardımcı fiilimizi ekliyoruz. Parantez içindeki fiilimizin de üçüncü halini koyuyoruz. Bize de burada gene düzenli olan bir fiil vermişler. Sonuna ed eklemeyi unutmuyoruz. Dördüncü örneğimizde Sally isn't here. Sally burada değil. She blah blah take the dog for a walk. Köpeğini yürüyüşe götürmüş. Burada değil, henüz gitmiş yani. O zaman she'den sonra yardımcı fiilimiz has'ı unutmuyoruz. She's ne yaptı? Just henüz take'in üçüncü hali bizim için önemli. Düzensiz fiildi. Take, took, taken. Üçüncü hali taken'dı. Şöyle bir öncesinde üçüncü hallerine göz atabiliriz arkadaşlar dilerseniz fiillerin. Evet, 5 ve sonuncu örneğimiz. It's Liam's birthday today. Bugün Liam'ın doğum günü. I sent him a text message. Ona bir yazılı mesaj atmış. O zaman I'dan sonra ne geliyordu? Have. Kısaca we. Yani I've just henüz gönderdim. Yani daha da sesi yeni gelmiş mesajın. O anlama geliyor. Peki send'in üçüncü hali. Sent eklemeyi unutmuyoruz. Tekrar edelim cümlemizi. I've just sent him a text message. Ona henüz yazılı bir mesaj gönderdim diyor. Şimdi arkadaşlar just konusu bu kadar. Alttaki örneği yani ikinci alıştırmayı sizler benim yukarıdaki örneklerime bakarak burada doldurabilirsiniz. Şimdi sizlere buradaki üçüncü alıştırmamız since ve for'u tekrar edeceğim. Since ve for'da arkadaşlar zaman ifadelerimizdi yine bizim perfect tense'de. For'dır, since'den beri anlamına geliyordu. For'da bir süreç, since'de ise arkadaşlar tam bir başlangıç noktasını söylüyordu bize. Hatta hatırlarsanız size büyük mağazalarda, dükkanlarda da since blah blah blah, since 1986'dan beri diye ibareler oluyordu. Yani bizde since bizi düşündürmüyor arkadaşlar. Tam başlangıç noktasını söylüyordu olayın, zamanın.
Hatırlayacaksınız, defterlerinize bunları yazdırmıştık. Ben üçüncü örneği sizin için yapacağım. Dördüncü örneğe de bakarak doldurabilirsiniz. Şimdi burada since April demiş. Nisan'dan beri. Yani bize tam başlangıç şeyini veriyor mu? Veriyor. 20 minutes, 20 dakikadır. Yani 20 dakika, şu an saat 3.30'sa 20 dakika derken bize 20 dakika öncesine götürüyor. Yani bir süreçten bahsediyor. O yüzden burada arkadaşlar for gelecek. Yani tam bize nokta atışı yapmamış. 6 months, 6 aydır. Yani burada o zaman for gelecek. Neden since hocam? Çünkü 6 aydır diyor. Yani şu an biz Mart ayındaysak 6 ay öncesine bizi götürmek için düşündürüyor. Yani bir ay öncesi Şubat, Ocak. Burada düşünmemiz gerekiyor. Tam başlangıç noktasını bize vermiyor. Ama burada baktığınız zaman since last Saturday, geçen cumartesiden beri. Biliyoruz artık cumartesinden beri tam başlangıç noktasını söylemiş. Since 2 o'clock, saat 2'den beri. I have been school since 2 o'clock. 2'den beri okuldayım. Yani buradakinde since bize tam nokta atışı yaptı. For a long time, uzun süredir bu bir kalıptı zaten. Burada da bizde bir süreç bahsediyor. Evet arkadaşlar, size since, for ve just konusunu tekrar ettim perfect tense'de. Önemli konulardı bunlar. Kolay gelsin. Bugünlük bu kadar. Başka derslerde görüşmek üzere.